Merhabalar, hoş geldiniz. Bu klasik bir C vitamini videosu değil. Biliyorsunuz C vitamini özellikle erkeklerde 90 mg, kadınlarda ise 75 mg dozunda öneriliyor. Yalnız gebelerde, emzirenlerde, sigara içenlerde ve yaşlılarda bu dozun biraz daha yüksek olması gerektiği söyleniyor. 125 mg'a, 250 mg'a kadar çıkılması gerektiği söyleniyor. Yalnız eğer damardan C vitamini, özellikle kronik hastalıklar, ağır akciğer hastalıkları ve COVID, hatta kanser tedavisine destek olmak amacıyla kullanılan damardan C vitamini dozuna gelince iş değişiyor. Bakın 90 ila 75 mg kullanıyorduk. Bu sefer yüksek doz dediğimizden 7 gram 25 gram akla geliyor. Düşünsenize bu kadar dehşet dozda bir miktar artışı söz konusu. Ve C vitamini biliyorsunuz kas içine veya damardan yapıldığı zaman oldukça ağrılıdır. Hatta askerde temarüz denilen yalancı hastalıktan çıkanlara eskiden ceza olsun diye kalça içinde kasa C vitamini yapılırdı ve o kişiler ağrıyarak, topallayarak revirden çıkarlardı. Buna bizzat şahit olmuş kişilerden bir tanesiyim. C vitamini biliyorsunuz bağışıklık sisteminde yararlı. Bunun haricinde kolajen yapımında son derece etkili ve bunun ötesinde de vücudun genel antioksidan mekanizmalarında sorumlu. Peki nedir C vitamini bu kadar özel yapan şey? Bir kere her şeyden evvel şunu söylememiz lazım ki hayvanlar C vitamini üretiyor. Biz ise C vitamini üretemiyoruz. Üretemediğimizden bizim elimizde böyle bir dezavantaj var. Fakat bunu biz farklı bir şekilde telafi etmişiz. O da nedir? Vücudumuzdaki C vitamini biyo yararlanımı çok yüksek bir dozda kullanıyoruz. O da şu, bağırsaktaki emiliminden tutun, böbrekten idrara atılması ve idrardan geri toplanması gibi ilginç ve güzel bir sistemimiz var. Özel bir takım C vitamini taşıyıcı moleküller var ve bu moleküller hem emilimini hem idrardan geri alınmasını sağlıyor. Dolayısıyla biz elimizdeki C vitamininin her 1 miligramını, mikrogramını dahi efektif bir şekilde kullanıyoruz. Ve işin ilginç yanı özellikle belli bir dozun üzerine çıkıldığı zaman, yani günlük 500 miligramın üzerine çıkıldığı zaman o zaman bu kapasite maalesef %30'lara düşüyor. Yani ağızdan 500 miligramın üzerinde bir takviye alıyorsanız bu maalesef idrarla atılıyor. Ve şunu biliyoruz ki kolajen olmak üzere başta vücudun çok önemli fonksiyonlarını yerine getiren sistemlere yardımcı olan C vitamini temel olarak kaslarda depolanıyor. Ve kaslar kandaki C vitamini düzeyine son derece hassaslar. Herhangi bir şekilde kandaki C vitamini düzeyimiz düştüğü andan itibaren hemen kaslar elindeki depolardaki C vitamini kan dolaşımına veriyorlar. Fakat diyorlar ki kandaki C vitamini düzeyi tek başına yeterli değil. Buna karşın özellikle bağışıklık sisteminde etkili olan lökositler dediğimiz, lenfositler dediğimiz alt grup hücrelerinin fonksiyonlarında da C vitamininin büyük ilgisi var. O da şöyle, eğer bir yerde hastalık varsa lökositlerin oraya gitmesi ve oradaki antijeni ve mikrobu ortadan kaldırmasında C vitamininin büyük bir rolü var. Yetti mi? Yetmedi. Ayrıyeten kök hücreden, lenfositlerin alt grubu olan hücrelere, yani yardımcı T hücrelerine ve bunun ötesinde doğuştan katil lenfositlere dönüşümde de C vitamininin büyük bir rolü var. Dolayısıyla iltihabi reaksiyonlarda C vitamininin çok önemli bir etkisi var. İşte bu yüzden 1970'li yıllarda bu sefer megadoz C vitamini denilen bir teori geliştirilmiş. Bu teorinin en önemli katkıda bulunan bilim insanı ise Linus Pauling denilen bu amca. Bu amcayı hiç boş geçmeyin çünkü kendisi hem kimya dalında hem de barış dalında iki Nobel'i vardır. Ve Linus Pauling diyor ki biz aslında normalde aldığımız C vitamini daha yüksek dozda almamız lazım. Özellikle enzimler ve hücre düzeyinde C vitamini çok yararlı. Onun üzerine bunu duyan ilaç firmaları da koşturarak gidip hemen sattıkları C vitamini preparatlarındaki dozları arttırmışlar. Linus Pauling diyor ki özellikle kronik hastalıklarda ve hatta kanserin önlenmesinde ve tedavisinde de yüksek doz C vitamini kullanılabilir. Yalnız burayı bir parantez açalım. Bu C vitamini biliyorsunuz oral alımından bahsediyor. Halbuki birazdan bahsedeceğim yüksek dozdaki kullanım damardan. Ve Linus Pauling bunu söylediği zaman biraz dalga geçiyorlar kendisiyle. Diyorlar ki böyle şey olmaz ve normalde modern tıbbın 50 sene sonra bir geleceğe dönüş projesiyle C vitamine geri dönmesi de maalesef son 10 yılda gerçekleşiyor. O da şöyle, özellikle SARS ve ağır akciğer hasarı gösteren bir takım enfeksiyonlarda C vitamini çok yüksek dozda kullanılıyor.
Hele son 2 yılda başımıza dert olan Covid nedeniyle de özellikle salgının başlangıcında yeteri kadar ilaç olmadığından dolayı gene C vitamini, can simidi gibi sarılmış. Çin'de yapılan ilk araştırmalar özellikle Covid'in ağır hastalarında solunum aletine bağlanma süresini ve aynı zamanda ölüm riskini düşürdüğü gibi bir takım yayınlar var. Fakat bu yayınlar daha sonradan maalesef Batı'da doğrulanamamış. Bunun haricinde C vitamini kullanımının kanserden koruduğuna dair herhangi bir olumlu bilgi de elimizde yok. Buna karşın normal kanser tedavisine ek olarak C vitamini yüksek dozlarda kullanılabiliyor. Elimizdeki tek bilgi kanserle şu anda bu. Peki normalde C vitamini kullandığınız zaman örneğin kalp damar hastalıklarında bir azalma görülüyor mu? Evet, büyük çalışmalarda, gözlemsel çalışmalarda C vitamini takviyesi alan kişilerde %20 oranında kalp damar hastalığının az olduğu görülmüş. Ama bu demek değildir ki her zaman illa gidip eczaneden para vererek C vitamini almanız gerekmiyor. Nitekim bu tabloda görüyorsunuz, bu tabloda sizin besinlerle alabileceğiniz C vitamini miktarı ne kadar tüketirseniz günlük ihtiyacınızın yüzde kaçını karşıladığınızda yazıyor. Yani kabaca şöyle, günde bir tane kivi yerseniz aslında C vitamini ihtiyacını karşılıyorsunuz. Onun haricinde portakal suyundan patatese kadar hemen hemen bütün besinlerde değişen oranlarda da C vitamini var. Peki niye yüksek doz C vitamini öneriyorlar? O da şundan dolayı, biraz evvel bahsettiğim lökosit gibi savaşçı hücrelerdeki düzeyinin daha önemli olduğu, hatta dokudaki yüzeyinin daha önemli olduğu söyleniyor. Halbuki oral alım formlarında sadece kan düzeyine bakılmış. Kan düzeyinin gerçek anlamda lökositler ve dokudaki düzeyini yansıtmadığı düşünülüyor. O yüzden hala C vitamininin yüksek dozda alınmasını savunan kişiler var. Peki biz C vitaminini aldığımız zaman bir takım sıkıntılar olur mu hele yüksek dozda? Evet, olabilir. Bulantı, kusma, asit reflüsünün artması ve çok daha önemlisi de oksalat üretiminde artış olabilir. Bu da böbrek taşına neden olabilir. Dolayısıyla mide rahatsız olan, reflüsü olanlar ve böbrek taşı olanların yüksek doz C vitamininden uzak durması gerekiyor. Bunun haricinde glukoz 6 fosfat dehidrogenaz denen bir enzim eksikliğinde de kanda hemolize yol açıp kansızlığa, anemiye de yol açabilir. Günümüzde C vitamini damardan yüksek dozda özellikle koruyucu bağışıklığı desteklemek amacıyla veriliyor. İşte bütün bu söylediğim hadiseler bu tedavinin ya da koruyucu önleyici tedavinin temelini oluşturuyor. Ve C vitamininin aslında kaslarda depolandığını da düşünecek olursanız aslında kas kütlesine göre C vitamininin dozunun da hesaplanabileceği söyleniyor. Bakın 50 yıl öncesinde dalga geçilen yüksek doz C vitamini tedavisi 50 yıl sonra bizim elimizdeki tek silah olarak da ortaya çıkabilmiş durumda. Ve bunun yanında C vitamini hem bağışıklık sistemi hem iltihabi reaksiyonlar hatta pıhtılaşmada da çok önemli olduğu söyleniyor. Onlarca yolda C vitamininin sorumluluğu var. Dolayısıyla aslında C vitaminini o kadar korkulacak, yüksek dozda alınmadıktan sonra korkulacak bir tarafı olmadığını söyleyebilirim. Ve 500 mg'a kadar da günlük C vitamini dozu alabilirsiniz. Ama bunun haricinde eğer damardan C vitamini almak istiyorsanız bunu mutlaka doktorunuzla görüşmeniz ve ona göre onayını alıp devam etmenizi sizlere öneririm efendim. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalınız.